Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in âmenu bi'l-i mâ âmentum bi'l-i fukat ihtedav ve in tevellav fe'innemâ hum fî şikâk ve seyfîkevumullâhu ve vesemî'ul alîm. Sadakallâhu l-Azîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي صدق رسول الله كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Görünmez gayri mihatte o mahbub Bulunmaz gayri yerde vasf-ı meklub Mutlu ol emrine ta ile mahsub Seni esrarına hem ile mensub Hevalardan kıl firar hakka gidelim, cemali ve temale seyredelim. Burada Hırsistan evvel akşamlar sonra bir şey yaptı. Onun duasından evvel zaten bu akşam sohbet, buranın sohbet akşamı. Bir miktar sohbet edelim. Sonra duayla inşallah meclis hitama erecektir. Okuduğum beyitte büyük şeyh beni buyuruyor. Görünmez gayri bir attem o mahbub. Görünmez gayri mirattem. Yani başka bir aynadan gözükmez. Başka bir aynadan gözükmez. O mahbub, yani mahbub, sevgili Allah'ın Celle Celaluhu, başka bir aynadan gözükmez. Allah-u Teala Celle Celaluhu bir kanun koymuştur. Bizleri var etmiş ve onu bulmak, bilmek ve ona ibadet etmek için var etmiş. Bunlar ayet-i kerimelerin bildirdiği hususlar. Fakat Cenab-ı Hak dünyada da kendisini kimseye göstermeyi dilememiş. Yani kendisini gizlemiştir. Demek ki bizim işimiz görmediğimiz Allah-u Teala'yı bulmak. Görmediğimiz, bize kendisini göstermeyen Allah-u Teala'yı bulmak, onu görür gibi olmak bizim işimiz bu. Bunun için yaratıldık, bunun için yaşatılıyoruz. İşimiz bu, başka bir işimiz yok. Öbürlere işlenmiyor, onlar ayrıntı. Bizim iş diye tuttuklarımız ayrıntı. Esas işimiz Allah-u Teala'yı bilmek, bulmak, onu görür gibi olmak. Peki, bunun yolu nedir? Nasıl olacak bu? Evet. Şimdi güneş göktedir. Güneşe bakarsın, güneşi görürsün. Allah-u Teala'ya bakıp onu görmek yoktur. Kimseye kendisini göstermemiştir. Ancak
yorulmuş gibi olmayı emrediyor, bilinmeyi emrediyor. Bunun yolu nedir? Allah Teala, evet, önümüze bir ayna koyuyor, kendi aynası ve bize diyor ki, beni bulmak isteyen aynama baksın. Sen kendini görmek istesen evde neye bakarsın? Kendini görmek isteyen neye bakıyor? Aynaya. Allah Teala buyuruyor ki beni görmek isteyen aynama baksın. Mevla'nın aynası ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte beyt'te buyuruyor, görünmez aynı bir anten o mahbub. Allah Teala başka bir aynadan görünmez. Allah Teala kendi aynasından görünür. Allah Teala'nın aynası onun Resulü'dür. Bulunmaz gayri yerde vasfı matlub. Matlubumuz olan Allah-u Teala'ya vasıl olmak, Allah'a kavuşmak başka bir yerde bulunmaz. Yani Allah-u Teala'yı görmenin, Allah-u Teala'yı bulmanın tek adresi Resulullah'tır. Onun için buyuruyor ki muti ol emrine ta ile mahsur. Resulullah'ın emrine itaat edici ol ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni hesaba katılmış eylesin. Seni listesine alsın. Efendiler, bizim peygamberimize karşı vazifemiz, peygamberimiz geldiği zaman böyle eli buraya koymak, Allahümme salli ala Muhammed demek değildir. Vazife bundan ibaret değildir. Biz işi ucuza kapatmaya bakıyoruz. Bizim işimiz nedir? Peygamber'e karşı Es-Sâbillah وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ. Biz peygamber göndermedik, ancak ona uyulsun diye gönderdik. Ona uyun diye gönderdik. Burayı anlamakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani peygamberimizi sevmek, burada tartışma yok aramızda. Hepimiz bunu kabulleniyoruz. Salatü selam getirmeyi kabul ediyoruz. Ama sünnet-i seniyyesini yaşamak asıl olan budur, bu. Yani diyelim basit misal veriyorum. Su içeceksin. Bu suyu sen içtiğin gibi o da içmiştir. Bizim işimiz onun nasıl içtiğini tespit edip ona göre içmektir. Sadece suyla bitmiyor da ben bir misal veriyorum. Anlatabildim mi? Sen su içiyor musun? Evet. Resulullah da içmiş mi? Evet. İşte bizim işimiz o nasıl içmiş onu öğrenmek, onu yapmaktır. Biz Resulullah Efendimiz'e uymadıktan sonra başka türlü bu açığı kapatmak mümkün değildir. Yani dediğim gibi böyle eli buraya koymakla Allahümme salli ala Muhammed demekle iş bitmiyor. Yani salat selam getirmeyin demiyorum ben. Salat selam Allah'ın emridir. Ama peygambere salatü selam getirmekle işi bitirmiyoruz. Onu anlatmak istiyorum. Onun için Peygamber Efendimizle irtibatımız, İltisakımız son derece yoğun olmalı. Yoğun olmalı. Biraz tuhaf gelecek size ama
Yani şu gözü kaldırıp bu piyasaya baktığınız takdirde Resulullah'a uyamazsınız. Böyle dost gibi konuşalım. Çünkü piyasada peygamberi andıran, peygamberi akla getiren hiçbir şey yok. Var mı? Peygamberi sevdiğini söyleyenler var. Herkes zaten bunu söylüyor. Ama o sevilen peygamberin sünnetlerini mercekle arasanız bulamazsınız. Yok. Bakın. Bakın diye demiyorum. Bakılır gibi değil de. Bakın vitrinlere. Sanki dersiniz ki adam ofta değil de İngiltere'de dükkan açmış. İngilizce isimler. İngilizce isimler. Dükkan sahibine desen ki ola hocama bir şey yazayım, ne yazayım, bana ne yazayım der. Bilmez ki. Niye yazıyorsun onu öyle? Müslüman sokağında İngiliz isminin, İngiliz markasının ne işi var? Bunları anlatamazsın yani. Millet öyle dalmış gidiyor. Ama bu iş böyle değildir yani. Cemaatim için. Canım sana feda ya Resulallah. Resulullah'a hakaret eden insanların, ona inanmayan insanların isimleri, markaları, modaları bizim çarşımızı, pazarımızı, vitrinimizi, evlerimizi doldurmuş. Moda demek Resulullah'ın düşmanı demektir. Sünnetim, yani sende bir sünnet arayışı varsa o arayışı modayla şey ediyorlar, yok ediyorlar. Tamam? Modayla meşgul ediyorlar. Böylece sünneti unutturuyorlar sana. Biz de bu oyuna iyice teşne olmuşuz. Buna tav olmuşuz. Böyle gidiyoruz. Yani Allah-u Teala diye bir derdi olanın, benim derdim Allah'tır diyenin çözümün çaresi Resulullah'tır. Başka yok. Ama biz gitmişiz onun düşmanlarına, onların modalarına, markalarına meftun olmuşuz. Böyle olmaz bu. Bugüne kadar böyle oldu. Ölene kadar böyle gitmeyelim cemaatim için. Benden söylemesi. Peygamber niye gönderilmiştir? Ona uyulsun diye. Nerede ona uyulsun? Neredesi yok ki bunun böyle bir alanı yok ya. Şurada peygambere uyalım. Şu ortamda, efendim şu zamanda böyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki men temessefe bi sünneti inde fesadi ümmeti, ümmetimin bozulduğu zamanda, ümmetimin kokuştuğu zamanda, ümmetimin çürüdüğü zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılana felehu ecru miyeti şehit, 100 şehit mükafatı var. 100 tane şehit kadar ecir alır. Bu sünnete sarılın demek midir, sarılmayın demek midir? Ne anladık burada? Sarılın. Ne zaman? Ümmetin çürüdüğü zamanda. Ümmetin bozulduğu zamanda. Ya ne yapalım ya işte şimdi işte devir böyle ne edeceksin işte yok böyle bir şey. Ümmetimin çürüdüğü zamanda benim sünnetime yapacaksınız gene. Herkes değişti. Olsun. Size ne herkesten? Resulullah bunu söylüyor. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sımsıkı sarılana 100 şehit sevabı vardır. Bu sünnete sarıl demektir. O manaya geliyor. Yoksa havaya uy, ortama uy, efendim işte zamana, zemine
devire uyacaksın. Ne edeceksin işte? Ortam böyle işte. O bana ne ortam lan? Bana ne ortam lan? Var mı böyle bir şey yani? Ortama uymak diye bir tane ayet gösterin. Bir tane. Gösteremezsiniz. Yok ki. Allah Teala Resulünü göndermiştir. Niye? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِيْزْنِ اللّٰهِ Biz Resulü ancak ona uyulsun diye gönderdik. İnsan ruh ve bedenden yaratılmıştır. Dolayısıyla Resulullah'a ruhen de uymalıyız, bedenen de uymalıyız. Ruhen uymak ne demektir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakında, Efendimizin anlayışında, Efendimizin düşünce yapısında olmak. Mesela ben bunu burada açıkça söylemek durumundayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışında bölgecilik yoktur. Bölgecilik. Ne demek? Şimdi diyelim Oflu'dur. Bir adam Ofluysa ben Rizeliyim demesi yanlış olur. Oflu'yum desin. Rizeli Rizelidir. O da Oflu'yum dese yanlış olur. Ama Oflu'nun ofçuluk yapması, Rizeli'nin Rizecilik yapması yanlıştır. Ya ne yapacağız? Müslümanlık. Bölgecilik yoktur İslam'da. Ama gel de bunu Oflu'ya anlat, gel de bunu Rizeli'ye anlat. Anlayanların alnından öperim. Anlatamıyorum. Bölgecilik Muhammed Mustafa'nın kitabına yazmaz. Yazmaz. Benim de yazmaması lazım ki ben Muhammed Mustafa'nın kitabında listeye gireyim. Ofçular, Rizeciler, size söylüyorum. Müslümanlıkta İslam kardeşliği vardır. Müslümanlar, müminler kardeştir. Binaenaleyh bu kardeşliğin hukukunu yerine getirmek gerekir. Bak ne diyorum sana? Ben mesela, ben Rizeliyim. Beni hepiniz bilirsiniz. Oflu olan Ofludur. Ama ben Rizecilik yapamam, sen de ofçuluk yapamazsın. Ne demek? Hak hukuk meselesi olduğu zaman ya o oranın adamı, bu buranın adamı. Ben onu mu tutayım, ben bunu tutayım. Hayır ya, hakkı tutacağız. Haklıyı tutacağız. Burayı anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereliydi? Nerede doğdu? Mekke'de. Hangi aşiret, akrabaya sahip? Kureyş. Ama Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Medine'deki insanlarla birleşiyor. Kureyş kendi akraba, bizde ekreba, emicioli, ekreba, emicioli, ekreba, ekreba. İşte Resulullah akrabasıyla savaşıyor. Kureyş'le. Bedir Savaşı kim ile yapılmış? Kureyş. Uhud, Kureyş. Hendek, Kureyş. Yani Mekke'nin fethine kadar 8 sene Medine'ye gittikten sonra 8 sene Resulullah Efendimiz kendi akrabasıyla, aşiretiyle savaşmıştır. Mekke fethedilince Kureyş Müslüman olmuştur. Öldürülenler, öldürülmüş, gebelenler. Bir kısmı da kaçmış, gitmiş. O zaman daha Kureyş'te savaş kalmamış. Müslüman oldular. Ama bu 8 sene onlarla savaşmıştır. Şimdi ben akrabayla savaşalım demiyorum. İslam'ı tutalım, isyanı tutmayalım. Haklıyı tutalım, haksızı tutmayalım ki Resulullah'ın yanında listesinde yer alalım. O öyle yaptı çünkü. Bilmem anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki, ya haklı haksız benim ekrebam diyor. Haklı haksız benim emici oğlu diyor. Bu haklı veya haksız ben ona bakmam ki diyor benim yörenin adamı diyor. Siz kimin adamısınız bilmem ama Resulullah'ın adamı değilsiniz. Bunu burada söyleyeyim. Nereli olursanız olun.
haklıyı tutana kadar Resulullah'ın adamı değilsiniz. Ne zaman ki ben arkadaş amcamın oğlu, amcamın oğlu, dayı oğlu, dayı oğlu, benim hemşehrim, hemşehrimdir ama ben hak bilirim, haklı bilirim, haksızlığı bilirim, başka bir şey bilmem dedin mi Resulullah'ın listesindesin. Unutmayın. Herkes kendi yöresinin insanıdır. Ama insan hakkı tutmalı ve haklıyı tutmalı. Cemaat-i Müslümin. Resulullah'a uymak dediğimiz zaman iki yönlüdür bu. Manevi, ruhi yönde, bir de bedeni yönde. Bak Resul, tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler, Medinelilere hep böyle aşağı gözle bakarlar. Koyun çobanı derler onlara. Koyun çobanı. Böyle aşağılarlar onları. Mekkeliler kendilerini eşraf olarak sayar. Medinelileri aşağılarlar yani. Resulullah Efendimiz Mekkelilerin koyun çobanı dediği o insanlarla işbirliği yaptı. Bizim ekreba Emicioğlu dediğimiz kendi akrabasıyla savaştı. Sünnet budur işte, Resulullah'ın sünneti. Evet, ve buradan başlıyor sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışı, onun zihniyeti, onun kafa yapısı, onun tavrı budur, sünnet buradan başlıyor. Biz sünneti bir dalından tutuyoruz. Halbuki kökünden ele almak lazım. Kainatın efendisi, bakınız mesela, ben size daha canlı bir şey söyleyeyim. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem umreye gitmek için yola çıktı. Yani savaş maksadı yok. Fakat Mekke'ye yanlış bir haber uçuruldu. Mekkeliler tertibat aldılar. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye sokmayacaklar. Efendimiz, yahu ben umre yapmaya geliyorum, savaşmaya gelmiyorum. Biz dedi kabul etmeyiz. Efendimiz'i Hudeybiye'de durdurdular. Mekke-i Mükerreme'ye 25 kilometre mesafede bir yerdir burası. Mekke Medine arasında, Mekke'ye 25 kilometre mesafe. Resulullah Efendimiz oraya kadar gelmiş. Adamları orada durdurdular. Kesinlikle Mekke'ye seni sokmayız dediler. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda savaş hazırlığında değil. Dolayısıyla onlarla anlaşma yoluna gidiyor. Anlaşalım diyor. Anlaşmaya bakın. Maddelerin hepsini sayacak değil. Hudeybiye anlaşması denir buna. İslam tarihinde Hudeybiye anlaşması, bu anlaşmada şartlar. Efendim, bu sene umre olmayacak. Bir daha sene olacak. 3 gün olacak. Üzerinize silah olmayacak. Efendime söyleyeyim. Böyle sahip sıraladılar. Efendimiz hepsine tamam dedi. Hatta şuraya geldi. Ne? Müslümanların elinden bir müşrik esir kurtulur da Mekke'ye giderse o tekrar Medine'ye iade edilmeyecek. Dikkat edin. Medine'ye iade edilmeyecek. Ama Mekke'de müşriklerin elindeki Müslüman esir bir şekilde kurtulur, kaçar. Medine'ye gelirse o tekrar geriye iade edilecek. Duyar mısınız? Efendimiz buna da imza attı. Tamam dedi. Teferruata girmiyoruz, zamanım yok. 8'de sohbeti bırakacağız. Buna da evet dedi. Efendimiz imzayı attı.
İmzayı attıktan sonra bir olay yaşandı. Bunlar böyle kolay, anlatması kolay, dinlemesi kolay ama yaşanması kolay şeyler değildir. Ağır bedellerdir bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar ağır bedeller ödediğini görün. O imzayı Resulullah attıktan sonra imza atıldı mı? Anlaşma yapıldı mı? Söz verdik, tamam. O anda Mekkelilerin elinde esir olan Ebu Cendel isimli sahabi geldi Resulullah'a sığındı. Daha imza henüz, imzanın mürekkebi kurumamış. Müşriklerin elçisi olan, o anlaşmada taraf olan adam da orada. Resulullah'ın yanında. Ebu Cendel isimli sahabi müşriklerin esaretinden kendi imkanlarıyla kurtulup kaçtı geldi oraya. Buyur şimdi. Buyur. Madde ne diyor? Bu esir müşriklere iade edilecek. Resulullah Efendimiz ağlaya ağlaya o adamı iade etti müşriklere. Bu kolay bir şey değildir. Evet. Niye? Söz verdik. Burada biz anlaşma yaptık. Efendime söyleyeyim. El müslimune inde uhudihim. Müslümanlar sözlerinin sahibidir. Bu kadar ağır bir şeyi yerine getiriyor. Biz burada birbirimize söz verip sözümüzü yiyoruz, sonra da hacıyız, hocayız. Hiçbir şey değiliz. Hiçbir şey değiliz. Sünnet-i seniyyeyi yaşamak demek öyle ayrıntılardan ibaret değildir. Bak, temel mesele. Müşriklerin elinden kendi imkanlarıyla kurtulup Resulullah'a sığınan bir Müslümanı Resulullah ağlaya ağlaya düşmanlarına teslim ediyor. Niye? Söz verdik diye. Tamam. Esnaf. Müşteriye söz veriyorsunuz. Müşteriler. Esnafa söz veriyorsunuz. O sözleri tutuyor musunuz? Esnaf söz verdi. Bu kürsüyü sana bir hafta sonra veriyorum. Bu kürsüyü söz verdiğini teslim etmek ümmeti Muhammed olmanın şartıdır, gereğidir. Müşteri, sen esnafa dedin ki pazartesi günü parayı ödüyorum. O parayı pazartesi ödeyeceksin. Gerekirse dükkanını satacaksın, evini satacaksın. Ama sözünü satmayacaksın. Resulullah'ın sünneti dedin mi? Buradan geliyor. Buradan başlıyor. Söz veriyorsunuz, sözünü tutmuyorsunuz. Resulullah'ın yaptığına bir bak bakalım. Sen olsan bir Müslümanı düşmana teslim eder misin? Vallahi edemem. Resulullah nasıl teslim etti? Niye teslim etti? Söz verdiği için. Sözü. İmza. Siz senet yazıyorsunuz. Ya söz ver, senet verdik, söz vermedik. Bilmem ne. Böyle. Bu neresi bunun Müslümanlık? Bunun neresi insanlık? Nereye girer bu? Hiçbir yere girmez. Efendimiz sahibi ne anlatıyorum sana? Kendi evladını, ümmetini, ashabını düşmanına teslim ediyor. Niye? Söz verdik. Onun için yani sünnet Resulullah'a uymak öncelikle ahlaki, itikadi noktada olmalı. Akide, kafa yapısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabında bölgecilik yazmamıştır. Ya tamam, yani akraba akrabadır. Ama mesele hak, batıl meselesi olduğu zaman işte nasıl yaptığını söyledim size. Medine-i Münevvere'de kaç sene kaldı? 10 sene. 8 senesi akrabasıyla savaşla geçmiştir. Hem de o akrabalının adam yerine koymadığı Medinelilerle birleşerek akrabasına savaşmış. Bu
bize bir şeyleri anlatması lazım. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan sonra, Bedir Savaşı olmuş, esirler alınmış müşriklerden. Bir gece sabaha kadar diyebiliriz ki uyuyamıyor. Rahatsız oluyor. Efendim buyurdu ki, yahu dedi bu duyduğum ses nedir? Bir inilti geliyor bana. Nedir bu? Bir araştırdılar, baktılar ki esirlerin arasında Resulullah Efendimiz'in öz amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh. Abbas radıyallahu anh Efendimiz esirlerin arasında ve Allah'ın emridir. Feşhuddül vetâka. Yani esirleri iyice bağlayın. İyi bağlayın onları. Dolayısıyla onu da bağlamışlar. Fakat Hazreti Abbas, yani daha ayrıntıya girmeyeyim, çok böyle yapılı, cüsseli bir adam idi. Hani olursun hali ufak tefek bir şey, her şarta uyarsın. Adam bu kaba yapılı bir adam, eli kolu beli bacağı bağlanmış, inliyor, duramıyor. Dediler, amca, ya Resulallah, amcanız Abbas'ın inlemesidir. Oradan bir tanesi yerinden böyle fırladı, gitti, Hazreti Abbas'ın bağını gevşetti. Tamamen çözemezsin. Allah'ın emridir bu. Ama gevşetti onu, rahatlattı onu yani. Adam bir nefes aldı yani. Bu sefer, çünkü bu bağı çözen dayanamadı yani. Resulullah'ın amcası, bak Efendimiz ondan şey oluyor, biraz gevşetti onu. Efendimiz buyurdu ki, ya amcamın iniltisini duymuyorum, ne oldu? Adam dedi ki, ya Resulallah, ben dedi bağını biraz gevşettim dedi. Şimdi bak, ibretlik. Resulullah buyurdu ki o adama, o zaman git diye bütün esirlerin bağını da aynı seviyede, aynı derecede gevşet. Niye gevşettin demedi. Tamam gevşettin. Efendimizin hatırına bunu yapıyor. Ama Resulullah Efendimiz diyor ki git bari diğer esirleri de aynı seviyede iplerini gevşet. İşte Resulullah'ın sünneti bu. Anlatabiliyor muyum? Buna kendimizi mecbur edeceğiz. Adil olacağız. Adaletli olacağız. Hak ve hakikatten yana olacağız. Haklının yanında olacağız. Haklı istese hasmımız olsun. Haklı adam da benim hasmım. Ben onun yanında yer almam, Resulullah'ın listesinde yer almamın şartıdır. Öyle zalim, haksız, ama ne bir uşağım benim, emicemin uşağı, ekrebamız bizim ve bunu tutmayacak mıyım dediğimiz zaman Resulullah'ın listesinde yer alamayız arkadaşlar. Bunu kim yaparsa yapsın. Bak benim için bölge umurumda bile değil. Kimsenin de olmasın. Müminler kardeştir. Akrabalık önemli bir yöndür. Ama hak ve hakikat mevzuyu bahis olduğu zaman akrabalık olmaması lazım. Hakkı tutmak lazım. Ben bunu söylüyorum. İnsan yakınlarını sever ama haksız adam, haksızı savunuyorsun. Niye? Bizim yöreden, bizim taraftan. Olmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabını Ebu Cendel'i kendi eliyle düşmanlarına teslim etmiştir. Çünkü bir anlaşma yaptık. Söz verdik. Söz verdik. Yani imza attık adam gibi. Onun için Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah'ın beğendiği kulların bir özelliği de nedir? Anlaşmalarına riayet ederler. Sözlerine dikkat ederler. Sözlerini tutarlar. Hulasa Resulullah Efendimiz'e ruh ve beden, yani akide, duygu ve düşünce ve de
bedeni hareketler, bakmak, duymak, demek, yemek, yapmak, yürümek, her şeyde ona uymaya çalışacağız. Bilhassa akide noktasında. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e dedi ki, ya Büneyye, ey oğulcağızım dedi, in kaderte en tusbiha ve tümsiye ve leyse fî kalbike gışşun li ahadin fef'al. Akşam sabah bir Müslümana karşı kalbinde gıllu gış olmadan, gıllu gış yani kötü duygu, düşünce, haset, hesap olmadan böyle sabah akşam vakitlerini geçirebiliyorsan böyle ol. Böyle kal. Fe inne zâlike min sünneti, zira bu benim sünnetimdir. Resulullah buyuruyor. Bak benim sünnetim. Ne? Kimseye karşı içimde hasetlik, fesatlık olmaz benim. Sen de böyle ol, bu benim sünnetimdir. Yani sünneti belli bir alana daraltmayalım. Belli bir alana koymayalım yani. Sünneti ruh ve mana ve beden olarak görelim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. En nikahu sünneti. Nikah benim sünnetimdir. Benim ahlakımdır, benim uslubumdur. Kadınlarla olan ihtiyacımı ben nikah yoluyla görürüm diyor Resulullah Efendimiz. Nikah. Yani öbürü zina. E şimdi adam vardır, ben evlenmem diyor. Evlenmeyen var işte, hoca imiş bir ya, hacı imiş. Yani burası sen hangi akla hizmet ediyorsun? Kadın vardır, ha bunu kılalım, ha bunu okuyalım, bunu giyelim, bunu yiyelim. Ama evlenmeye gelince ya ne edeceğim evlenmeyi? 200 lira para alıyor. Yani nikaha taraftar değil, sanki aleyhtar gibi davranıyor. Sanki nikah kötü gibi. Yani bizde de öyle bir anlayış var ki, bir kadın evlenmeye talip olsa o kadına biz yan gözle bakıyoruz. Halbuki onu tenkit etmek, ben bunu ezbere konuşmuyorum ki. Yani fetvayı tam açık olarak anlatmayayım size, üstten konuşalım. Bir insan nikah hususunda birisini kınarsa imanından korkulur. İmanının gitmesinden korkulur. Niye? Çünkü Allah-u Teala feinnehum gayru melumin buyuruyor. Nikahla muamele yapanlar kınanmazlar diyor Allah. Nikahlananlar, nikahlı muamele yapanlar kınanmaz. Birisi kınadığı zaman da imanı tehlikeye düşer. Ha orada elin karısıyla kızıyla konuşuyorsun, o sana tuhaf gelmiyor. Elin adamıyla konuşuyor, o tuhaf görünmüyor. Nikahlanınca bu sen işte karı düşkünüsün, yok sen adam düşkünüsün. Ya düşkünmüşkün, bunu nikahladı mı? He, ula bu nikah kınanmaz ki. Nikah, Resulullah benim yolumdur diyor. Allah nikah yapın diyor. Allah'ın dediğini yapmış, Resulullah'ın yaptığını yapmış bir insanı kınamak, imanı tehlikeye sokar diyorum. Bu da kitaptan söylüyorum, kafadan değil. Allah'ın kötülediği şeyi sen de kötülersen, Allah'ın yolundasın. Allah-u Teala'nın teşvik ettiği şeyi, Resulullah'ın sünnetim dediği şeyi kınayan bir adam, imanını tehlikeye atmıştır. Efendimiz benim sünnetim diyecek, sen onu kötü göreceksin. Nikahlarını kötü göreceksin. Kadın olsun, adam olsun. Bugün o kadar kadın var ki evlenmek istiyor, sadece mahalle baskısından sebep evlenmek isteğini söyleyemiyor. Ne derler acaba benim için? Yahu ne derleri var mı? Kim ne der evlenmek için? Ama diyoruz işte. O kadına değil, onun evlenmesine karşı laf edenin imanı tehlikededir. Çünkü nikah Allah'ın emri, Resulullah'ın kavlidir. Herkes aklın başına alsın. Müslümanlık çok önemli bir şeydir. Neyi kınıyoruz biz? Neyi kötülüyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavlini kötülüyoruz. Yani
Hakikaten ibretlik bir şey. Efendimiz benim nikah benim sünnetimdir buyuruyor. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyor. Onun için evlenen insanları kınamak değil, bekarları teşvik etmek lazım evlenmeye. Yani kadın olabilir bu. Ne yapacaksın evlenmeyi? Bu laf ne demek diyor? Allah Teala Resulü o kadını evlen diyor, sen evlenme diyorsun. Allah bir şey diyor, sen başka bir şey diyorsun. Ben ne bunayım? Allah'ın dediğini diyeceksin ki Allah'ın kulu olasın. Resulullah'ın dediğini diyeceksin ki onun ümmeti sayılasın. Allah Resulullah ters konuşuyorsun. Yani evleneni kınamaktan bahsediyorum. Evlenir ama evleneni kınayamayız. Evlendi, nikahlandı. Nikah bu. Fenkihû diyor Allah-u Teala. Nikah yapın. Onu kınamak Allah kınamaktır, Resulullah kınamaktır. Şimdi burada bir şey daha söyleyip burayı devam edeyim. Hazreti Bilal-i Habeşi ile sahabe-i kiramdan Ebu Zerr-i Gıfari arasında bir tartışma oluyor. Olabilir yani. Kardeşler arasında da olur. Bu tartışmanın bir noktasında Ebu Zerr-i Gıfari Bilal-i Habeşi'ye kanışmadan diyor. Siyah kadının oğlu. Siyah kadının oğlu. Bilal-i Habeşi simsiyah idi. Habeşistanlıydı zaten ismi üstünde. Bilal-i Habeşi Resulullah Efendimiz'e gitti. Dedi ya Resulallah Ebu Zer bana böyle dedi. Yani siyah kadının oğlu. Siyahlığı bir insanın kınanmaz ki. Çünkü benim kusurum benimdir de siyahlık benim kusurum değil ki. Onu Allah vermiş. Anasını da siyahlığı mevzu edilmez. Anasını da siyah yapan Allah. Yani bir insanın kendi kusurundan dolayı onu kötülesen neyse. Bizim ırkımız bizden değil ki. Bizim midir ya? Irkımızı biz mi seçtik? Efendimiz çağırdı o Ebu Zer'i. Ona dedi ki اَعَيَّرْتَهُ بِعُمِّهِ Sen anasıyla, anasının ırkıyla, anasının rengiyle oğlunu ayıplıyorsun öyle mi? Ya anasının rengini veren de anası değil, uşağınınkini veren de anası değil. İnneke sen var ya, İmru'un öyle bir adamsın ki fike cahiliyetun, sende Ebu Cehil düzeninin kalıntısı var. Bu İslam'la bağdaşmaz buyuruyor. Müslümanlıkta yok, biz bunu gömdük. Ülkçılık, renkçilik, kafatasçılık, bölgeçilik, bunları gömdük biz. İslam'dan önce bunlar. Efe hukmel cahiliyeti yebhûn. Cahiliye hayatının hükmünü, kanunlarını, anlayışını mı arıyor bunlar hala? Ya cahiliye gitti de Ebu Cehil gitti, geberdi, gömüldü. Siz hala Ebu Cehil'in gömüklerini çıkartıyorsunuz. Akrabacılık, ırkçılık, bölgecilik, kafatasçılık budur. Müslümanlıkta yok, Müslümanlık gömmüş bunları. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Evet. Şimdi demek ki Müslümanlar yani Resulullah'a uymanın iki faslı vardır. Birisi anlayışta ona uymak, ruh yapısında. Diğeri de bedende. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bakmak, onun gibi duymak, onun gibi demek, onun gibi yemek, onun gibi yapmak. Elleri çalıştırmak, onun gibi yürümek, hareket etmek vesaire. Yani bedenin bütün faaliyetlerinde Resulullah'a ölçü almak lazım. Evet. İşte görünmez gayri mir'atten o mahbub. Bulunmaz gayri yerde vaslı mahbub. Mutlu ol emdine ta ile mahzub. Seni esrarına hem ile mensub. Resulullah'ın emrine uy. Onun yaptığını yap ki seni hesaba katsın ve seni sırlarına katsın. Sen sırrını kime verirsin? Sırdaşına, en yakınına, güvendiğin insana. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarına kim vakıf oluyor? Onun emrine itaat eden.
Onun için son cümlemiz geliyor beytin. Hevalardan geçip Hakk'a gidelim. Sünnetin düşmanı ve sünnetin alternatifi, sünnetin sözüm ona boşluğunu dolduran hevadır. Yani bir insan sünnete uyuyorsa uyuyor. Sünnete uymuyorsa neye uyuyor? Hevaya. Hevaya. Ya sünnet ya heva. Ya sünnet ya heva. Başka nokta, başkası yok. Çünkü ayet kelimelerine buyurdu. Fe'illem yestecibu lek. Habibim sana uymuyorlarsa fe'alem ennemâ yettebi'ûne ehvâehum. Bil ki hevalardan. Ya sana uyuyor, ya hevasına uyuyor. Ya sana, ya hevaya. Heva nedir? Benim bildiğim, benim gördüğüm, benim anlayışım, benim arzu ve isteklerim. Heva. Buna derler. Bir insan ya hevaya uyar, ya sünnete uyar. Üçüncüsü yoktur. Bir başka ayetinde buyuruyor. وَمَنْ أَلَنْدُمْ مِنْ تَبْعَ هَوَى. Hevasına uyandan daha yolunu şaşıran kim vardır? Heva. Nefs, sünnetin en büyük düşmanı, ümmetin en büyük düşmanı hevadır. Heva. Yani ben canım istemeyeyim. Yok, sen benim canım istemiyor da dinim istiyor. Benim canım böyle istiyor. Dinim istemiyor. İşte bu noktada derin bir hassasiyette olmak lazım arkadaşlar. Bugüne kadar öyle geldik, böyle geldik. Nefis ve heva güzelliğini biz yaptık. Ama ölene kadar böyle gitmeyelim. Biraz geçelim bu huylarımızda. Huy. Ben böyle alışmışım. Ben bu alışkanlığı bırakamam. Nasıl bırakamazsın? Ölünce bırakıyorsun. Ölmeden evvel bırakalım. Mutu kabre temutu. Ölmeden evvel ölmüş gibi ol. Kendinizi ölü bilin çünkü öleceksiniz. Ölüme hazırlanmak lazım. Yani benim anlayışım eğer Resulullah'ın sünnetine uymuyorsa Resulullah'ın sünnetini duyduğum anda hemen ne yapmalıyız? Hani diyorsun ya canım sana feda ya Resulallah. Feda et işte anlayışını. Resulullah'ın sünnetine dönelim. Ama öyle Müslüman var ki 40 sene bir yere sanki çakılmış gibi milim oynatamıyorsun. Bildiğine şaşmıyor. Böyle de var. Bildiği yanlıştan şaşmıyor. Ben babadan dededen böyle gördüm diyor. Allah-u Teala babanıza dedenize uyun demiyor ki. Allah-u Teala وَاِذَا قِيلَ لَوْمُ اتَّبْعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَنَّ اتَّبْعُوا مَا وَجَدْنَا عَلِيَا عَبَانَا. Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman biz babalarından, dedelerinden nasıl görürsün öyle gideriz biz derler. Kim bunu diyor? Müşrik. Mümin de bunu diyor. İşte müşriğe benziyor. Bak müşriğe benzeyen mümin. Babamdan böyle gördüm. Babaya uyacak diye bir şey yok ki. Onun için şu ana kadar olan oldu. Bundan sonra böyle geldi, böyle gider. Gitmez. Böyle gitmesin. Bilhassa duygu, düşünce, kafa yapımızı Allah'ın Resulü'nün ölçülerine uyduralım. Arkadaşlar, adam hak söz ama benim emici oğlu diye onu tutuyoruz. Haksız adam. Benim emici oğlu yanlış yapamaz mı? Benim oğlum yanlış yapamaz mı? Ne olur onu tutacağım öyle mi? Niye? Benim emici oğlu, ekreba. İşte bu Resulullah'ın yolunda yok arkadaşlar. Bugüne kadar bunu yapan varsa tövbe etsin bundan sonra. Ben akrabaya hak demiyorum. Ama hak sözü tutamazsınız. Adam haksız. Olaya karışıyor. Yok avukatı tutalım, hakimi tutalım, bilmem müdürü tutalım, bilmem bakanı tutalım. Yani haksızı haklı duruma getirip onu kurtarmak istiyorsun. Arkadaş senin yatacak yerin yok. Seni havaya bir yere koyacaklar ama yatacak yerin yok senin. Haksızı tutuyorsun. Resulullah Efendimiz sahabesini düşmanına teslim etti diyorum size ben. Hikaye okumuyorum ben.
Adam müşriklere teslim edilir mi yahu? Adama ne yapacaklar? Hem kaçmış ya. Ama söz verdik deyip Resulullah Efendimiz oraya teslim ediyor. Biz haklı adam neymiş? Karşı taraftandır. Haklı da olsa onu suçlu görüyoruz. Haksız adam bu taraftandır. Haksız da olsa onu, suçlu da olsa onu biz haklı görüyoruz. Hiç bunun sünnetle, Müslümanlıkla, ümmetlikle alakası yoktur. Bu tavrının alakası yoktur. Ona göre biz şöyle diyelim. Ya Rab, belli ki biz bu imkanları kazanamayacağız. Yok bizde o kavi iman. Ya Rab sen bizi böyle imtihanlarla karşılaştırma. Amin. Başka ne diyeyim ben? Burada şimdi ABD'de sıcak, alttan ısıtmalı yerlerde oturup anlatmakla dinlemek kolay. İş başa geldiği zaman ne yapacağız? Adam haksız, benim emici oğludur diye onu tutuyorum. Adam haklı, kaç taraftandır diye onu atıyorum. Onu boğmaya çalışıyorum. Haksız çıkartmaya çalışıyorum. Ulan yatacak yerim yok benim. Bana hacı deseler ne olur, bana hoca deseler ne olur? Müslümanlık derin bir anlayıştır. Herkes kendi alanına, kendi hududuna sinor diyoruz, sahip çıkmalı. Efendim menkutile düğüne malihi pehve şehit buyuruyor. Malını savunma uğrunda öldürülen şehittir. Yani senin kardeşin, senin amcaoğlun, senin komşun malına tecavüz etmesin. Malını savun. Sen onunkine tecavüz etme. Ancak Müslüman kardeşliği meselesi oldu mu Müslümanların arasında sınır olmaz. Ben bunu anlatmak istiyorum. Anlatabilir miyim? Yani mesela hak hukuk meselesi olduğu zaman orası burası diye bir şey yoktur. Müslüman haklının yanında, haksızın karşısında yer alır. Peki şöyle yapsak, ya arkadaş ben bu işe, beni bu işe karıştırma. Yani kaçtım ben. Niye? Ya benim şimdi yakınım haksız, karşı taraf haklı. Şimdi ben onun tarafında yer alamıyorum. Benimkini tutsam, onun da tutulur tarafı yok. En iyisi bari eyvallah. Ben burada yokum. Bu bile Müslümanlık değildir. Yani nedir? Müslümanlığın hakikisi haklının yanına gidip durmaktır. Kim olursa olsun, kardeşin haksız, haklısı onun yanına dur. Ama düşmanın yahu, ama haklı adam onun yanına duracaksın. Bak size misal verilmişti. Resulullah Ebu Cendel'i müşriklere teslim etti. Çünkü anlaşmaya göre onlar haklı. Anlaşma yaptık da imza attık buraya. Onlar haklı. Söz verdik. Bitti. Daha burada tevil mevil yok. Medine'den Müslümanların elinden kurtulan müşrik esir müşriklere efendime söyleyeyim gitse o geri iadesi şartı yok, anlaşmada yok. Ama Müslümanların elindeki Mekke'deki bir müşrik kurtulup Müslümanlara sığınsa o geri iade edilecek diye şart konuldu. Efendimiz imzaladı mı bunu? İmza attı mı? Bitti tamam. Bitti. Atmasa bir şey yok. Ama attık, söz verdik bu da. Evet. Müslümanlık abelabene değildir. Müslüman ciddiyet ister, istikamet ister. Sana hacı demekle, hoca demekle adam olmuyorsun. Müslümanlığın kendisiyle adam olur insan. Hatta bu anlaşmaya, bunu siz duyanlarınız vardır, belki duymayan da varsa, anlaşmaya sahabe bile sanki karşı çıktı yani. Değil mi? Öyle değil mi? Duymadınız mı? Ya Resulallah böyle bir şey nasıl olur? Adam benim kardeşim müşriğin elinden kurtulacak, ben onu müşriğe iade edeceğim. Müşriğin kardeşi benim elimden kurtulacak, o bana iade edilmeyecek. Resulullah Efendimiz geri adım atmadı. Çünkü o kafadan iş yapmaz. O anlaşmanın altına imzayı attı. İmza atar atmaz Ebu Cendel geldi. Adam diyor ki Mekke'nin müşriklerin elçisi. Aa diyor bak şimdi diyor geleceğiz diyor. Kainatın efendisi gözü yaşlı bir vaziyette
evladını düşmanlarına teslim etmiştir. Niye? Anlaşmaya göre onlar haklı. Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Hangi akla? Cemaat-i Müslim maalesef bu noktada, yani ben ne diyorum ya Rabbi, sen bizi böyle bir imtihana tabi tutma. Belli kazanamayacağız bunu. Kazanamayacağız. Bir, iki dakikam kaldı. Şimdi yaşanmış bir şeyle bitireyim. İstanbul'da Eminönü'nde bir cami var. Eminönü yeni cami derler ona. 300 sene oldu ama yani Süleymaniye'ye göre, bilmem Selimiye'ye göre yeni yani. Öyle kalmış ismi. O camide her hafta bir hoca vaaz ediyor. Osmanlı devrinde. Hoca alim, kitapları yutmuş. Böyle konuşuyor. Oraya bir tane eskici bir esnaf var orada. Ayakkabı, eskici yani. Ayakkabı tamir eder. O da sohbetlere geliyor. Hoca böyle sıralı haftada yani bir mevzuyu alıyor, o mevzuyu devam ediyor. Bir gün sıra geldi besmeleye. Besmelenin meziyetleri, besmelenin efendim faziletlerini anlattı. Hatta dedi ki, yani dedi cemaat dedi, bu besmele öyle büyük bir kelimedir ki bir insan abede kalbinden böyle inanarak aşk ile Bismillahirrahmanirrahim desin, ona deryalar yol olur, denizler yol olur, denizin üstüne yürür dedi. Ulan bu kunduracı adam da yalanı yok, dolanı yok, hilesi yok, hurdası yok, Allah'lık adam, inanmış, inanmış. Hem de Üsküdar'da oturuyor, her gün sabah kanda şeyle, sandalla, kayıkla bu tarafa gel, akşam o tarafa git. Hem zaman kaybı var, hem navlon var. Fakat bir adamın imkanı da yok yani. Ula hocayı dinledi, inanmış da adam. Ne bilsin, yalan dolan bilmez ki. Ula dedi, tamam dedi ya. Oya akşam dükkanı kapattı, indi iskeleye, Bismillahirrahmanirrahim dedi, geçti karşıya. Ya adam inanmış. Bizim sıkıntı ne de? İnanamamakta. He öyle ama inanamayarak ki yani. İşte öyle inandık dememize de bakma sen. Adam inanmış. Geçti karşıya. Ula bir iki hanımının dikkatini çekti. Hanım dedi ki, ya efendi dedi, böyle dedi akşam bugün de erken gelmezdin. Nasıl olur? Ne oldu? Nasıl olur? Ya dedi. Hiç sorma dedi. Ya orada dedi. Yeni camide dedi. Kürsüde hocayı dinledim dedi. Hoca dedi ki, hala inanarak bir Bismillahirrahmanirrahim de deryalar sana yol olsun. Ben de dedi, çekeyim besmeleyi, gireyim dedi. Daha o sandal kuyruğuydu. Şey, navlan dedi, bilmem ne. Onlar hamdolsun kurtardım dedi. Hanım dedi ki, ya herif dedi, ya o mübareğe evimize bir çağıralım abi, evimiz ondan bir bereketlensin dedi ya. Olur dedi, hoca vaaza gitti. Hoca vaazı bitirdikten sonra bu yanaştı onu dedi, hoca efendim, ya Allah senden razı olsun. Anlattı meseleyi. Bizim dedi, hanemizi bir teşrif etsen dedi. E olur dedi. İndiler şeye, iskeleye. Bizim kunduracı neyse inanmış da, Bismillahirrahmanirrahim dedi, ya öyle gidi. Ula bir baktı hocaya, hoca iskelede bekliyor. Dedi, hoca gelsene dedi ya. Ula nasıl geleyim dedi, kayağa binmedik dedi. E dedi, hoca Bismillah dedim mi yol olurdu dedi. Ya dedi, bu dedi, yeni caminin kürsüsünde konuşmaya benzemeyi dedi. Şimdi belli ki biz bu imtihanları kazanamayız. Yok yok. Evet. En iyisi Allah bizi bu imtihanlarla karşılaştırmasın. Ama bunlara kafa yoralım. Bunlarla uğraşalım. Bunlarla meşgul olalım. Okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, bu insanlar senin ve sahabenin inandığı gibi inanırlarsa hidayettedirler. Senin ve ashabın gibi bir anlayış olması lazım. Bir kafa yapısı olması lazım. İman, ruh yapısıdır. Okuduğum hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz buyurur, Yahudiler, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak.
72'si ateşte olacak. Bir fırka cennette olacak. Dedi, kimdir onlar? Resulullah buyurdu ki, benim ve ashabımın anlayışında ve yaşayışında olanlar. Allah Teala buna ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Ehli sünnet, sünnet Resulullah demektir. Cemaat de sahabe demektir. En iyi birinci Müslüman Resulullah Efendimiz'dir. İkinci Müslümanlar Resulullah Efendimiz'in elinde Müslüman olup onun önünde Allah'ın dinini yaşayan sahabe-i kiramdır. Ondan sonra gelen Müslümanlardan kim peygambere ve sahabeye ne kadar benziyorsa o kadar Müslümandır. Ama bu benzerlik sadece fizik, ceset, beden benzerliği değildir. Bir de ruhumuz vardır. İşte onun üzerinde de fiil durdu. Efendim, beden denince de sadece kıyafeti anlamayalım. Bu da dahildir buna. Ama mesela göz, Hazreti Ali, Resulullah Efendimiz şeyde veda haccında amcasının oğlu, Hazreti Abbas'ın oğlu, Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi Fadl İbni Abbas'ı devesinin arkasına almıştı. O Fadl da böyle parlak, işte yakışıklı dediğiniz böyle bir yapıya sahip. Dolayısıyla kızlar var orada. Resulullah Efendimiz'e fetvaya, Resulullah Efendimiz'i görmeye gelenler Fadl böyle kafasını çevirip kadınlara bakacak gibi oluyor. Efendimiz eliyle yüzünü tutuyor, bakma diye. Eliyle yüzünü tutuyor. Yani kendisi yaşlı da o genç. Gence bakmak helal midir yani? Esas gençlere bakmak yasaktır. Yaşlılara da bakmak yasaktır. Yani bak, bu göz yani, namahrem. El, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah'ın eli nikahlısından başkasına değmemiştir. Bizimki de değmemesi lazım. Bizimki de değmemesi lazım. Sünnet işte. Yani ha, kıyafette de Efendimiz'in kıyafeti, Efendimiz'in şekli şemaili bellidir arkadaşlar. Dün Rize'de söyledim, elbise noktasında alttan ben pantolonun ismini anmak istemem. Çünkü bir adam bir mal satar, hep ondan bahseder. Komşunun malını bahseder mi etmez. Ben de şimdi şalvar bize Mahmud Efendi Hazretleri verdi. Ben pantolondan mevzu etmeyeyim, şalvardan konuşalım. Şimdi şalvar diye alttan giydiklerimiz arkadaşlar, gidin bir bakın, arabanın böyle paspası var ya, tekerlek döner, o paspas çamur olur. O şalvarların paçasına, arkasına bakın, sokağa süpürüyor böyle. Ondan sonra Allah'ın evine geliyoruz veya kendi evimize gidiyoruz, olmaz. Resulullah Efendimiz'in elbisesi, şunu ayak görün, ayak, ama ayak olsun. Elbisesi şöyleydi bak, alttan giydiği elbise ha. Hatta birisi anlatıyor, bir genç birisi, böyle yürürken üzerimde bir elbise var, elbise de uzun böyle, ben peşime çekerek gidiyorum. Arkamdan birisi bana bir çubukla böyle bana dokundurdu. İrfa sevbek dedi, elbiseni kaldır. Kısalt, kaldır, kısalt. Feinnehu enka ve ebka var. Feinnehu enka ve etka da var. İki rivayet. Elbiseni kaldır. Hem temizliğe elverişlidir, kaldırman, hem de takvaya elverişlidir. Bir rivayette de daha dayanıklılığa elverişlidir. Çünkü sürtünen ne yapar? Yıpranır, buyuruyor. Bir döndüm, baktım diyor Resulullah. Aa ya Resulallah. Efendim bu önemli değil yani, yırtılsa da önemli değil, evde var benim gibi bir şey söylemiş. Resulullah Efendim buyurdu ki, emâ leke fiyye üsvetün, ben senin örneğin değil miyim buyurdu. Bir baktım diyor Resulullah'a, onun diyor alttan giydiği böyle yani bu ayaktan, ayak bileğinden daha yukarıda baktım. Bu ne demektir? Biz de böyle olalım demektir. Biz de böyle olalım. Yani demek istediğimiz, sünnet dendiği zaman sadece kıyafeti anlamıyoruz. Ruh ve beden yapısını anlıyoruz. Ama kıyafet de onun ayrılmaz bir parçasıdır. Onsuz katiyen olmaz. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Annemizin ruhu için Allah'a emanet ederiz.
Şimdi hocalarımız